Tekrar hoş geldiniz. Bugün bu özel oturumda Aslı Hanım'la birlikteyiz. Aslı Ertekin, İtibar ve Etik ve İtibar Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslı Hanım. Ben derneğin misyonunu, vizyonunu bir cümleyle konuşmanız başladığında anlatmanızı isteyeceğim. Ama biz bugün burada böyle akademik bir çerçevede konuşmayacağız ya da teknik çerçevede konuşmayacağız. Daha ziyade aslında bir sohbet gerçekleştireceğiz ve bu sohbet etik ve etki etrafında olacak. Etik mi, etki mi? Etki mi, etik mi? Yumurta mı, tavuk mu? Tavuk mu, yumurta mı gibi? Çünkü ikisi birbiriyle çok bağlantılı konular olduğunu düşünüyoruz ve özellikle de bunu bugün burada işlemek istedik. Dün ben buradaydım ve Etik ve İtibar Derneği'nin Tarkem ev sahipliğinde gerçekleştirdiği etkinliğe katıldım. Onları dinleme fırsatı buldum. Çok güzel iki panel izledim. Bilgilendim, aydınlandım. Şimdi o bilgiyi burada biraz da etkiyle harmanlayacağız müsaadenizle. Şimdi baktığımızda ne dedik sabah? Her şey aslında iş dünyası, tüm faaliyetler, ister kar amacı gütsün ya da gütmesin, sürdürülebilirlik etrafında toparlanıyor, gerçekleşiyor dünyamızda. Anahtar kelime sürdürülebilirlik oldu adeta. Sabahleyin açılış konuşmasında bu konvansiyonel yatırımlardan sürdürülebilir yatırımlara nasıl geçtiğimize de birazcık değinmeye çalıştım. Ve SKA'lardan bahsettim size. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının 17 madde 2015 yılında Birleşmiş Milletler'in dünya gündemine sunduğu ve 2030 yılına kadar tamamlanması gereken bir sürdürülebilir kalkınma ajandamız, gündemimiz var. Yılda 4.2 trilyon dolarlık bir kara deliği dünya olarak kapatmamız gerekiyor. Hazırlanmamız gerekiyor. İstersek hazırlanmayalım. Bakın sıcak hava, mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklığa maruz kalıyoruz. Bu yaz belki de en sıcak yazlardan biri olacak. Yani iklim değişikliği. Ya da kitlesel bir sağlık krizi yaşadık. Dünyaca, Covid krizi. Bütün bunlar bizi öyle bir noktaya getiriyor ki sürdürülebilirlik aslında listenin en başında ya da filtremiz diyelim, değil mi Aslı Hanım? Şimdi baktığımda burada sürdürülebilir kalkınma amaçları bağlamında baktığımızda 16. madde barış, adalet ve güçlü kurumlar maddesi aslında şunu söylüyor, yönetişimle ilgili bir madde. Mesela ESG'lerden konuştuk ya, onun G'si yönetişimle ilgili. Yani herkes için adil, hesap verilebilir, kapsayıcı bir kurum kültürü oluşturmak ve bu çerçevede insanların çalışmasını, kurumların gelişmesini sağlamaktan söz ediyoruz. Diğer taraftan etki de bunu, etik buraya giriyor, değil mi? Etik tam olarak buraya yerleşiyor. Etkiye baktığımızda ise neyi görüyoruz? O 17 maddeye de dokunuyor. Yani sanki biraz böyle etki, etiği içine almış durumda ama etik de onun nüvesi adeta. Nüvesi bizim sürdürülebilir kalkınma amaçlarında 3 tane prensip vardır. Eriyorum bu arada burada. 3 tane prensip vardır. Diversity, equity, inclusion. Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcı. Çok teşekkür ederim. Çok iyi geldi. Ve kapsayıcılık. Dolayısıyla aslında bu 3 esas tam olarak etiğe işaret ediyor. Burası etik, burası etki. Şimdi dönüyorum Aslı Hanım'a.
söz vermek istiyorum. Biraz o misyon ve vizyonunu anlatacak derneğin ama isterseniz önce anlatın, sonra sorumu sorayım Aslı Hanım. Anlaştık. Çok teşekkürler. Öncelikle Aslı Ertekin, ben Etik ve İtibar Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıyım. BP'de Etik ve Uyum Yöneticisi olarak çalışıyorum. Bugün burada olduğumuz için çok mutluyuz. Davetleriniz için Etik ve İtibar Derneği adına ben çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Etik ve İtibar Derneği 2010 yılında kurulan, bugün yaklaşık 240 kurumsal üyeye sahip ve Türkiye özel şirketlerin Türkiye'de iş yapma kültürlerine, etik kültürlerin, etik modellerin entegre edilmesi adına çalışan bir dernek. Bu amaçla derneğimiz rehberler üretiyor. Bu amaçla çeşitli farkındalık faaliyetleri, bilgilendirme faaliyetleri yapıyoruz. Aynı zamanda bir akademi programımız var. 500'den fazla etik ve uyum yöneticisi mezunu verdik bugüne kadar. Farklı farklı özel şirketlerde ya da farklı alanlarda şu anda bizlerden aldıkları deneyim ve bilgilerle etik ve uyum kültürünü entegre etmeye çalışıyorlar çalıştıkları kurumlarda. Dolayısıyla bir cümleyle özetlemek gerekirse Etik ve İtibar Derneği Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerin iş yapış şekillerine, iş etiği modellerinin yazılı kültürlerine entegre edilmesini kendine misyon edinmiş bir kurum diyebiliriz. Dediğiniz gibi dün de burada yine tam da bu misyonumuzla Ege Bölgesi Çalışma Grubu olarak keyifli bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu arada çok kısa değinmem gerekirse biz İstanbul merkezli bir derneğiz elbette ama Ankara'da, Bursa'da ve İzmir'de çok yakın zamanda şubeler açtık. Dolayısıyla bu farkındalık faaliyetlerini Türkiye'nin farklı noktalarına da götürme amacıyla bugün buradayız. Buna da vesile olduğunuz için ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum size. Sorunuzu siz iletin. Tekrar teşekkür ederiz geldiğiniz, bize katıldığınız için. Şimdi etki ve etik bağlamında şirketlerin itibarını belirleyen bir, ben sondan var. Aslında belki bu son soru olmalıydı ama ben son soruyu en başa koydum. Etik şirketlerin itibarını belirleyen bir indikatör mü? Yani diğer bir deyişle etik ve itibar yönetimi şirketlerin uzun vadede başarısına ne katkıda bulunuyor? Bu kesinlikle böyle. Artık bunu hem yapılan araştırmalar hem de yaşadığımız deneyimlerle biz çok net görüyoruz. Az önce siz çok çok güzel bir giriş yaptınız. Ben onu tekrar etmek istemiyorum ama dediniz ki etik burada, etki burada. Arada asla bir çizgi yok. Birbirine çok fazla geçmiş kavramlar bunlar. Çok doğru. Şöyle ki belki bir Etik ve İtibar Derneği olarak yaptığımız bir araştırmanın sonucuyla, verisiyle bu sorunuza cevap verebilirim. Biz ESG ve iş etiğinin itibara etkisi konulu bir anket yaptık. Ve bunun sonuçlarını da çok keyifli bir panelle de sunmuştuk. Bunun verilerine ulaşabilirsiniz. Burada gördüğümüz sonuç, katılımcıların %91'i sürdürülebilirliğin, ESG'nin daha doğrusu, şirketlerin itibarında %100 rol oynadığını söylüyor. İş etiği pratiklerinin ise %89 oranında çok etkili olduğunu söylüyor itibar yaratma ve bunu koruma konusunda. Bu çok çok önemli bir veri olarak karşımızda duruyor. Dediğim gibi sadece bu tür veriler değil, aynı zamanda yaşadığımız bazı olaylar da bunu bize gösterdi. Maalesef iş etiği pratiklerini, iş yapış şekillerini entegre edemeyen şirketler, tarihte gördük, çok fazla skandallar yaşandı. Ve bu şirketi soracağım ayrıca. Peki. Çok kısa şöyle diyeyim o zaman, bu şirketlerin artık tarihten silindiğini, artık bu iş platformlarında olmadığını görüyoruz. Veyahut ciddi itibar kayıpları yaşadılar ve yıllarca süren tekrar bu itibarı geri kazanma, tekrar inşa etme süreçlerine hem zaman hem emek hem de para harcamak zorunda oldular. Bu süreçte de çok fazla kayıplar verdiler. Dolayısıyla bu artık çok net bir şekilde bir gerçeklik olarak karşımızda duruyor ve bunu görmek istemeyen şirketleri maalesef çok büyük kayıplar bekliyor. Çok doğru söylüyorsunuz.
söylüyorsunuz. Şimdi kural bu, ideali bu. Ama bir kuralın müeyyidesi, yani yaptırımı olmayınca da hayata geçmiyor ya. Yapmazsak ne olur? Bunu sormak zorundayız. Dünkü panellerden ilkinde Aydem konuşmuştu. O Aydem temsilcisi hiç daha önce duymadığım bir şey söyledi. Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği diye bir dernek var. Yani etik incelemesi yapıyor. Kimler suistimal ediyor? Hani teşhir etmek için belki de, değil mi? Yani orada ve burada görülmüş ki bir araştırmada şirketlerin gelirlerinin %5'i suistimal nedeniyle kayboluyor. Ve daha çok da üst düzeyde gerçekleşiyor. Kesinlikle. Değil mi? Bu trilyonlarca dolar seviyesinde bir kayıp anlamına geliyor. Yani %5 burada neye tekabül ediyor derken, bunu bence bir hani görmek lazım. Oraya yazmak lazım. Bir de bunun dış dünyaya, yani o şirketin dış etki alanına yansıdığını düşünün. Hani gazetelerde, medyada yer almaya başlıyor ya bir skandal. Giderek kasanın boşaldığı bir görsel düşünün. Tam olarak bu. İşte etik ve yani itibar kaybı bu demek aslında. Kesinlikle. Değil mi? Yani artık kol kırılıp yen içinde kalmıyor. Çok daha iletişim kanalları yaygınlaştı ve çok daha şeffaf hale geldi. Dolayısıyla bütün bu tür durumlar, skandallar şirketlerin içinde artık kapalı ardında değil. Çok sosyal medya aracılığıyla da ya da farklı iletişim kanalları aracılığıyla artık görünür hale geliyor. Bu da dediğiniz gibi artık itibar kaybını, sadece itibar kaybını değil, aslında bunun getirdiği birçok kaybı da beraberinde getiriyor. Orta ve uzun vadede çok ciddi bir kayıp getiriyor. Şimdi bir de etki tarafından bakalım. İndikatör mü? Bir başarı kriteri mi? Etki olabilir mi? Etki yatırımlarında ya da etki odaklı yatırımlarda baktığımızda etkiyi işin merkezine yerleştirmek gerekiyor. Yani stratejiyi. Sabahleyin burada olanlar kurumsal sosyal sorumlulukla etki yatırımları arasındaki o derin uçurumda olanları anlattım size. Sorumlu yatırım, ESG ve etki yatırımları. Şimdi eğer siz bir işi, ben etki odaklı yatırım yapıyorum, etki de yaratıyorum diyorsanız ve orada etkiyi stratejinize yerleştirmemişseniz, bilançonuzu izler gibi, riskinizi izler gibi etkinizi de izlemiyorsanız ve yönetmiyorsanız yıkama yapıyorsunuz. Yıkama. Duymuşsunuzdur bu terim. Kimler duydu? Yeşil yıkama, pembe yıkama. Çok duyan var. Çok teşekkür ederim. Bu farkındalık da çok güzel. Yıkama başlıyor. Yıkama da ne demek? İşin sadece PR'ını yapmak demek. Biz bunu istemiyoruz. İşte bizde de itibarı sarsan bu. Etki tarafında. Böyle açıklayabilirim. Çok doğru. Zaten yıkama yaptığınızda belki bu size kısa vadeli bir kazanç sağlayabilir. Ancak orta ve uzun vadede bu durumun etkileri zaten gerçeklik olarak karşıya çıkacaktır. Şöyle ifade etmek isterim. Bugün yatırımı konuşuyoruz. Etki yatırımını konuşuyoruz. Uluslararası finansman sağlayan kredi kuruluşları veyahut özel şirketler, yatırım yapmayı planlayan özel şirketler bir yatırım yapmadan önce çok detaylı bir due diligence çalışması yapıyorlar. Ve bu özelliği inceleme esnasında bu şirketlerin iş yapış şekillerini inceliyorlar. Etik kodları var mı? Karşılaşabilecekleri etik risklere karşın oluşturdukları politikalar, prosedürler var mı? Buna uyumlu oluşturulmuş bir etik ve uyum departmanları var mı? Keza az önce bahsettiğimiz çevre etkisi, insana, doğaya olan etkilerine dair detaylı bir risk assessment yapılmış ve buna uygun bir çerçeve oluşturulmuş mu? Bunlara bakıyorlar. Şimdi geri dönersek söylediğiniz noktaya, yani kısa vadeli mış gibi yapan şirketler belki çok kolay artık bugünümüz dünyasında copy paste prosedürler oluşturabilirsiniz. Duvarlarınıza posterler açabilirsiniz. Ama bunların kısa
kısa vadeli etkileri maalesef ortaya çıkacaktır. Dediğim gibi bu yatırım kuruluşları sadece bunların kağıt üzerinde olup olmadıklarına bakmıyorlar. Yatırım esnasında veya yatırımın sonrasında da mutlaka çeşitli denetimler yaparak bunların ne şekilde benimsendiğini ve şirketlerin iş yapış şekillerine entegre edildiğini kontrol ediyorlar. Ve çok ciddi denetimler bunlar. Dolayısıyla burada işte washing yapan şirketlerin zaten bu durumu yansıtmadığı bu süreçlerde ortaya çıkacaktır. Evet, direkt de bu konuda bilinç artıyor. Hemen bir örnek vereceğim. Türkiye'de ilk pür etki yatırımı yapıldı. Bir sosyal etki tahvili çıktı. Genç istihdamına yönelik. Bu projede biz kolaylaştırıcıydık, yer aldık. Ve bu projede çalışan Türk şirketlerine, bu projeye yatırım yapan İngiliz Bridges Etki Fonu due diligence yaptı. Aynen sizin söylediğiniz gibi. Biz bu Türk şirketleriyle çalışabilir miyiz? Bizim etik kurallarımıza uyuyorlar mı? Yönetişimleri nasıl? Transparanlar mı? Hesap verebilirler mi? Verilebilirlik var mı? Söylediğiniz o kadar doğru ki her yatırım için bu geçerli. Bakın bu noktada da etik etkiyi içine aldı. Demin etki etiği içine almıştı. Burada da etik etkiyi içine aldı. Hemen dönüp şunu sormak istiyorum. Biz bu etik ve itibar kültürünü kurumlara nasıl yerleştireceğiz? Dün çok güzel bir slogan çıktı aslında dünkü panelden. İyi insan, iyi paydaş, iyi iş. Nasıl olacak? Bu nasıl yerleştireceğiz etik ve itibar kültürünü kurumlarımıza? Bu şekilde yerleştirebilmek için öncelikle içselleştirmek lazım. Buna olan ihtiyacı, bunun getirebileceği faydaları doğru tanımlamak ve üst yönetime doğru anlatmak lazım. Bir şirketin üst yönetimi buna olan ihtiyacı ve bu gerekliliği, bu faydayı hissetmiyorsa ve bunu yaşamıyorsa, kendi davranışlarıyla da buna rol model olmuyorsa, maalesef o şirkette zaten bu kültürü oluşturabilmeniz çok da kolay değil. Dolayısıyla ben en başa bunu koyarım sorunuza cevap verirken. Peki üst yönetimin desteğini aldık. Başka neye ihtiyacımız var? Tabii ki buna üst yönetimin kaynak ayırmasına ihtiyaç var. Burada hem insan kaynağından bahsediyoruz hem de bu tür programların oluşturulmasında ihtiyacımız olabilecek olan bazı teknolojik altyapılar vesaire, bunlardan bahsediyoruz. Bu da yetmez. Bunlarla birlikte tabii ki bir farkındalık çalışması, eğitimler, iç iletişim, dış iletişim düzenlemek lazım. Hem çalışanlarımızın hem de aslında bizim tedarik zincirimizde ya da etki alanımızda diyeyim, bugünkü panelimizde de aynı terminolojiyi kullanmış olayım. Etki alanımızda bulunan aslında tüm tarafların bu anlamdaki farkındalığını artırabiliyor olmamız lazım. Çünkü dünkü panelde de çok detaylı konuştuk. Bazı uluslararası yasalar var ve bunların sınır ötesi etkileri var. Dolayısıyla siz faaliyet gösterdiğiniz coğrafya ne olursa olsun bu uluslararası yasalara uymak zorundasınız. Ve sadece siz uymakla kalmıyorsunuz, aynı zamanda tedarik zincirinizdeki diğer şirketlerden de bu yasalar bunu bekliyor. Aksi takdirde çok ciddi yaptırımları var. Dolayısıyla hem yaptığınız sözleşmelerle, hem onlara yönelik uyguladığınız özenle inceleme faaliyetlerinde, hem ardından düzenlediğiniz iletişim, eğitim faaliyetleriyle, hem de sonrasında denetleyerek nerede eksiğimiz var, neyi daha iyi yapabiliriz, geliştirebiliriz diyerek böyle bir çerçeve çizip bu süreci yönetebiliyor olmak lazım. Ana başlıkları bu şekilde sıralayabilirim.